soyumuz senin geçtiğinde. İyi seyirler, iyi eğlenceler. Aman efendim, merhabalar, merhabalar. Aa, hoş geldiniz Fikri Bey. Hoş bulduk İbrahim Bey, nasılsınız efendim? İyiyiz, buyurun. Buyurun efendim. Merhaba çık. Ne? Ezan annem, ay. Merhaba lan efendim. Vallahi iki senedir birlikteyiz yani ancak bir araya gelebildik. Esat sen ne kadar büyümüşsün, maşallah bayatmışsın. Dalga mı geçiyorsun Gülşen teyze? Ben senin oğlundan 2 yaş büyüğüm. Boylara bak. Deme öyle, neredeyse babanın boyuna gelmişsin. Boya herkes gelir Gülşen teyze. Baba, eserinle gurur duyuyor musun? Tarihe eser yaparım seni faydasızken. Esat nasıl konuşuyorsun sen babayla? Sen dur daha senin yaşın kaç anneciğim? Uzayacaksın, büyüyeceksin sen. Tamam hadi oturun, ayakta kalmayın. Ay bu Eda kızımız nasıl güzel bir kız olmuş böyle, maşallah. Teşekkür ederiz Şükran. Şey sorabilir miyim? Suzan'ın ne Gülşen teyzesi bir bardak sağlar mısın? Tabii ki. Al benim güzel kızım abi. Ne bilirsen içemezsin kızım, ben içireyim. Yahu çocuğun yerine de nefes alın bari. Bu neymiş, biraz rahat bırakın çocuğu lütfen. Ne nefes var canım? Hep böyle içer. Değil mi kızım? Evet. Evet der. Hep kendisi bu durumlarda evet der. Ağzını gözünü seveyim diyorum. Hayır sevemem. Asla sevemem. Böyle bir şey olur diye korkarım hep. Berat oğlum sen arkadaşlarını odana götür de bugün kurslara yaptıklarınızı anlat. Vakit uçak mı? Pastacı çırağı mı? Öğretmen minderdi kim kursu mu? Hangisini göstereyim babacığım? Öğretmen minderdi kim kursuna mı gidiyorsun? Evet gene size içeride ev tekstilinde kafama hızlamanın öneminden bahsedeyim. O çok önemli, bak onu göster, anlat arkadaşlarına. Ben götüreyim kızım, sen gidemezsin. Tamam. Naime oğlum, kocaman kız otur. Duvar var çocuğum. Sen kendine kal önünde. Duvar! Hadi gel. Sakin olun ya. Düşse anlaşılırdı, biraz sakin. Esat masaları kemirme çocuğum. Ay yalnız komşu. Örtü ve minder dikimi kursuna göndermek de yani. Açıkçası bana tuhaf geldi sanki. Oğlum komşu, örtü ve minder dikimi kursuna ben kendim gitmek istemiştim. Çocuğumu gönderdim. Evet. Bizim zamanımızda böyle kurslar yoktu. Şimdi çeşit çeşit kurslar var. Evet. Halk oyunları kursu var, bilgisayar kursu var, tiyatro kursu var vesaire vesaire. Bizle ilgilemediysek çocuğumuzu da ona göndermeye çalışıyoruz. İyi de olur, bahaneyle biz de öğreniyoruz. Geçen şeye gittim, düğün pastası süsleme kursuna. Bak orada çok ilginç bir bilgi öğrendim. Şeker sağlığa zararlıymış. Evet, onun için biz artık çocuğumuza şeker yedirmiyoruz. Şey mi canım, biz organik olmayan hiçbir şey yedirmiyoruz. Biz yemek yedirmiyoruz. Nasıl? Anne sütüyle besliyorum ben hala. Çünkü besinler zarar verebilir. Alerjisi olabilir. Boğazına takılabilir. Bilemezsin, bunları düşünmek lazım. Böyle çok can istediğim şey olursa ben ağzıma atıyorum. Çiğneyip öyle veriyorum. Kuş mu lan bu, kuş mu? Ağzıyla çiğneyip yediriyormuş. Bilal Bey. Çocuk olunca her şeyin en ince ayrıntısına kadar düşünüyorsun. Ya mesela bizi şimdiden stres sardı. Bizim oğlumuz hangi okulda olacak, hangi üniversitede okuyacak diye. Evet ben şey düşünüyorum, İngiltere'de okutmayı düşünüyorum. Biz de Amerika'da okutmayı düşünüyoruz efendim. Bizimki Mars'ta. Mars mı? Evet. Hani orası yeni kuruluyor ya. İti kopuğu çakalı çok olmaz o yüzden. Çok mantıklı ama oranın puanı biraz yüksek diye duydum. Özel okuma verirsen uranyumla ödem yapıyormuşsun. Allah Allah, bunlar ailece kafa üstü mü düştü, ne oldu ya? Ay Bilal'cim canım, çocuk olunca her şeyin en iyisini düşünüyoruz öyle değil mi? Onlar bizim her şeyimiz, onlar bizim servetimiz. Tabii canım, 120 bin lira veriyorum ben ona senelik, tabii ki servetimiz. Ay öyle diyor ama çocuklara sürekli yabancı eğitim veriyorlar. Benim çocuğum bütün derslerini İngilizce olarak görüyor. Yani şunu söyleyeyim, üniversite ayarında eğitim alıyor çocuğum. Yabancı dil çok önemli tabii. Ben de mesela 5 yıl kursuna gidiyorum. Gidiyorum, öğreniyorum, geliyorum, kızıma öğretiyorum. Anlamadım. Sen şimdi gidiyorsun, geliyorsun, öğreniyorsun, kızına mı öğretiyorsun? Tabii. Ya biliyor musun? Yabancı diye güvenemedin. Biz de tanıdık bir dilden eğitim alsın istedik. Ana dilden eğitim yani. Narmeciğim o da bir şey, biz 17 tane dil kursuna gönderdik. Allah'ıma bak, 17 tane. Hatta Uygurca bile biliyor. Uygurca mı? O nereden çıktı ya Allah aşkına? Evet biliyor hatta. Berat onun tabletini al da gel çocuğu. Tabletiymiş Narmeciğim, bunu yazalım bana. Merhaba. Kızım lan. Aman. Aman dikkat edin efendim, o tarihe geldi. Sakat.
Ya taş tabletmiş bayağı ya bu. Evet. Berat oğlum orada ne yazıyor da amcamlara çevir yavrum hadi. Ya baba benim yaşımdan tablet dönüyor, ben size taş tablet çeviriyorum. Bayağı uzun gözüküyor ha. Berat'cığım çevir amcamlara teyzenlere, hadi çevir, ne yazıyor orada? Çilin ipeğine kanma. He? Bu kadar. Gerçekten her eve lazım bir bilgi. Mesela bizim çocuğumuz İngilizce görüyor. Bütün dünya bunu konuşuyor. Hadi bakalım Esat, İngilizce olarak söyle. Hadi. Adalet mülkün temelidir. Hadi oğlum. Baba ne yaptın ya? Benden yaş ver lan çocuk. Ne diyorsun lan sen? 120 bin lira veriyorum lan ben sana senelik. Hı, o neymiş ya? Enayi misin sen baba? 120 bine bizim mahalledeki Musa'nın ben de kuru yemişçi dükkanını devralacak. Sarsma la babayı, sarsma. Kuru yemişçi diyor. Oğlum okuyup doktor olacaksın sen. Ya baba, ya ben 18 sene önce okurum da doktor olurum. 18 çarpı 120 bin, 2 milyon 160 bin eder. 15 tane kuru yemişçi dükkanı. Oğlum okuyup doktor olacaksın diyorum ben sana ya. Yahu ben okudum doktor oldum. Ayda alacağım maaş 15, hadi olsun 20 bin ya. Bu devirde yetmez ya, mantıklı mı anne? Ay yok vallahi şu bayacağım çocuk beni çok korkutuyor artık biraz. Ya biz varımızı yalnız döktük ve okusun diye yine bir şey yok ya. Ay, öldüm galiba. Ya dökmeyin işte ya, dökmeyin. Ben öyle yatırımım. Düşünün bana bir yatırım yapıyorsunuz. Benim geri dönüşümlerim yaşlanınca 3, bilemedin 4 termal tane. Bu ne ya? Bunda bir şey var. Ruh psikoloğa falan götürün. Ya ben bunu psikolog değil, egzorsiste bile götürdüm. Olmuyor. Ya baba analitik düşünemiyorsun ki. Aldığını verdiğine değmeden ticaret yapılır mı? Yapılmaz. Bu ne yahu? 10 yaşındaki çocuk fındık ağası gibi konuşuyor. Teşekkürler. Eda kızım sen hangi dilleri seviyorsun? Hiç konuşamadın. İngilizce seviyor. Öyle mi? Nasıl gidiyor? Çok güzel gidiyor. Pas dersini geçtin. Hangi seviyedesin peki? Bir yıl daha yeni bitti. Böyle konuşulanları falan anlıyor musun? Anlıyor ama konuşamıyor. Yahu bir izin vermiyorsun ki çocuk konuşsun. Bir müsaade edin, bir cevap versin efendim. Yani konuşabilir, konuşsun tamam, uygundur. Ama toplum içinde yanlış bir şey söyleyebilir. Böyle toplum içinde böyle şey olur, heyecanlanır, bir şey olur böyle. Travma olur, böyle psikolojisi bozulur. Kıyamam. Tabii canım, çocuk olunca her şeyin en ince ayrıntısına kadar düşünüyoruz. Onların gelecekleri için en iyisi, en mükemmeli olsun istiyoruz. Anlıyorum ya, ben seni. Ya benim geleceğim için şu okula verdiğiniz parayı azıcık yatırıma çevirin ya. Buldum, berber açalım baba ya. Ürmeyen meslek, herkese saç uzuyor valla. Laflara bak, laflara. Ulan sen oku diye ben ceketimi satıyorum lan, ceketimi. Ceketini mi satıyorsun? Ya baba senin butiğin var ya. Senin işin ceket satmak değil mi zaten? Ya yalnız bunun ağzı iyi laf yok. Hani böyle konuşması için bir kursa falan mı gönderdiniz? Berat'ı da gönderelim. Ya baba hayır ya. Ben hangi birine geçeceğim? Saatten kursuna mı? Bir dikiş kursuna mı? Ayı saldırı salma kursuna mı? Vallahi kursacağım ya. Ama Berat'cığım biz seni iyiliğin için yapıyoruz. Neden böyle yapıyorsun? Buldum. Biz bunu kurs kursuna gönderelim. Orada seçer hangi kursa gideceğini. Ya yıldım ya. Vallahi yıldım ya. Ya boş verin canım. Çocuğun darlamayın şimdi. Valla biz kızımızın her şeyini düşündük. Liseyi nerede okuyacak, üniversitede hangi bölümü seçecek, ağırlık ne, orta öğretim başarı puanı ne olacak ya? İşini de bulduk. Ben mülakatlara gidip geliyorum da geçerim herhalde. Geçer ya abi. Ama ya! Ya siz bu çocuğa ebeveyn değil, musallat olmuşsunuz resmen. Ne alakası var canım? Kızımızın! Kızım! Bak, sen bak, bunlara bak. Bakmıyorsun değil mi? Bakmaz babası, bakmaz. Bakmazsın değil mi kızım? Bak. Bakmaz canım, bakmaz. Niye baksın ya? Bak! Kız delirdi, tavuk oldu. Yeminle delirdim be. Pardon, 8'ime geleyim, mafyaya katılacağım. Oradan kaçakçılığı yapacağım. Böyle sıkarsanız bir yerden patlarım ben acım. Zaten kendiniz takıyorsunuz diye takıyorsunuz bana bunu. Gözlerim bozuk değil benim. Cam bile bunun camı. Kızım annen takıyor, neyi takıyor? Susmayalım. Bu ne ya Fikri, ben bundan korkuyorum artık. Ya durun, korkmayın. Hani benim bildiğim bir tane patlamama kursu var. Oraya yazdırırız en kötü. Ya babacığım her şeyi kursuna göndererek bizi geleceğe hazırlayamazsınız. Ay bir saçma sapan kurslar var ya. İkinirli. Gözünü seveyim. Ben niye açalım? Gözünü seveyim ya. Baba yapma ya. Kurban olayım ya. Ben çocuğum azıcık da oyun oynamak istiyorum ya. Tamam biz seni o kursuna gönderelim. Bezdim ya. Vallahi bezdim ya. 8 yaşındayım. Saçımda beyaz var be. Kendi hayallerinizi benim üzerimde gerçekleştirmeye çalışmayın. Bu benim hayatım. This is my life. Esat. Ne dedi arkadaşın? Cevap yok. Gene yes no değil mi? Ne valla evet.
Oğlum, ya ailenize kızmayın. Biz ne yapıyorsak sizin için yapıyoruz. Hadi. Misal, ben bu sene sen oku diye ev ipotek ettirdim. Ne yaptın, ne yaptın? Ey başıma gelenler! Ya zorlamayın bizi artık ya! Ya bizim özelliklerimizi görün, ona göre yönlendirin ya! Bu gözlüğü boşuna mı takıyorsun ya? Bence siz bu çocuğu böyle oyunculuk falan yapsın. Oyun kursuna, oyunculuk prova kursuna gidebilir mesela. Değil ya, mi? Biz bak. De onu düşündük ama işte. Bak o çocuğu görmüyoruz bari beni görün. Mesela ben konuşamadığım için yazma... Hayır. Ben kurslara gitmemek için bahane uydura oyunculuğu öğrendim. Benim kızım da böyle konuşmaya böyle yazmaya başladı. Belli zaten çocuğu konuştuk. Ya ben de ticaret işlem birleşince yapımcı oldum biliyor musun? Yatırımcı, yapımcı hepsi karışık. Beni de sıktığınız için. Ya Berat sen daha yeni dedin ya hani kurslara gitmemek için bahane uydura oyuncu. Ya biz seni oyuncu kursuna yazma. Yapma ya oyuncu. Efendim çocuğu rahat bırakın bir kendi kendine oynasın ya. Ne sıkıntı var ya. İlk oyunumuz yalan. İzleyelim, görelim. Anne, aşkım bugün bize gelecek ya. Ders çalışmaya, biz kendimizce bir plan yaptık. Dedik ki birlikte dedik, ders çalıştıktan sonra dedik. Acaba dedik, film mi izlesek diye düşündük. Tabii sen izin vermezsen şey yapmayız da sonra geç olur. Aşkım bizde kalsa olur mu lütfen? İzlemeyin filmi, geç olmasın hani. Bu ya kadar basit. Ya meçhul kızlar birbirinde kalıyor. Çok önemli bir şey oldu anne. Anne çok önemli bir şey oldu. Çok kötü bir şey oldu anne. Çok kötü bir şey oldu. Söyle ne oldu? Anne vallahi ben çok hızlı gitmiyordum. Ağaç bir anda karşıma çıktı. Ne acı? Anne bak her şeyi yaptım. Emniyet kemerimi taktım. Aynalarımı kontrol ettim. Debriyajdan ayağımı yavaşça çektim. Sonra bir şöyle bir toz bulutu beyaz öldüm sandım. Hava yastığı bu ya. Sen arabayı mı çarptın herhalde? Anne ağaç arabaya çarptı. Saçma sapan konuşma sende bir şey var mı? Bende bir şey yok. Tabii sende bir şey yok geri zekalı. Araba nerede? Anne tamirciye bıraktım akşama kadar halledeceklermiş. Kurban olayım babama bir şey çaktım ya bugün çıkmasın evden ya. Ne diyeceğim ben şimdi? Günaydın canım annem ya. Valla bugün bir neşem yerinde aşırı mutluyum ya. Hele bir de kızımı görünce var ya neşem yerime katla. Bir de oğlana katmayalım şimdi ya. Ya bugün diyorum ki madem arabayı yeni aldık. Ya gidelim kahvaltıyı yapalım gölün karşısında. Dönüşte de bir de Antep'e uğrarız. Bir yemek yeriz. Eren bak kıyamı unutma. Hayvanat bahçesine de uğrayacağız. Arkadaşlarına bir şey yaparsın sen. Takılırsın tamam. Lan hatta arabada yatalım ya. Abartma. Yastıkları hazırla kızım. Baba. Ya. Besni de tavada yer miyiz? Olur be yeriz be. Yok. Ne tavası ne besnisi ya Allah aşkına. Sen hiç duymadın mı haberlerde? Bas bağırıyorlar dışarıda asit yağmurları var diye. Ya ne asit ne yağmuru? Evin içinde değiliz. Arabadayız sonuç olarak. Ne olur? Yok çıkamayız. Niye? Eren'in kız arkadaşı geldi bizimle tanışma. Aceleden bir konuşturtmadın ki ya. Evet baba ben çok seviyorum artık ne olacaksa olsun. Oğlum bana niye söylemiyorsun ya? Yem sen bu salaklıkla nasıl kız tavlayabildin de anlayamadım. Neyse ben bir üstümü de hatta böyle daha samimi olur efendim. Değiştir. Değiştirin. Anne kız olmaz ya kız benim okuldan arkadaşım vallahi rezil olurum. Niye benimle sevgili olmak ayıp bir şey mi? Evet iğrenç hatta. Of saçma sapan konuşmayı bırakın. Bakın ben sizi kızla beraber çay koymaya yollayacağım tamam mı? O zaman her şeyi anlatırsın. Kız biraz Arel'e benziyor çünkü. Kesin çaktırır yoksa tamam mı? Başlıyoruz. Merhaba Safiye teyzeciğim. Merhaba canım. Aa ayakkabılarına girme bak eve yeni temizledim. Çekil be. Hoş geldin aşkım. Hoş bulduk canım. Hoş geldin aşkım. Aşkın diyecektin herhalde. Ben ne dedim? Aşkım. Ne dedim? Aşkım. Anam. Ne güzel birbirlerine aşkım diyorlar ya. Valla ben nişanlıyken böyle değildim ya. Tabii. Ya bu kızın eli ayağı da düzgün. Ne iş var bizim bu salakla? Sen öyle deme benim oğluşuma. Kızım hoş geldin. Nasılsın? Hoş buldum. İyiyim. Sen nasılsın? Biz deyiz. Otursana ayakta kalmayız. İyiyiz. Çok şükür de. Nehir'cim hadi siz aşkınla çay doldur. Ya dur o misafir ya. Sen git getir. Ya baba biz Ahmet yardım etsin. Ya ilk günden görümcelik yapma ya. Ayıp ya. İki seferde getirirsin. Otur kızım buraya. Bizim Orhan'la nasıl tanıştın? Eren'le mi? Bir kere sen okul çünkü bizi tahrik etmişti. Sapık sandık. Ha. Aşkının peşinden gitmiş ya. Evet. Ha, bir kez okul çıkışıyla bile bir saat ediyorsan ona döndü. Aşkın gözü körmüş.
Eren'in, Eren'in gözlük var. Miyop var onda da gözlük takmak hoşuna gitmiyormuş da şekli bozuluyormuş falan filan. O yüzden dalmıştır, o ayırt edememiştir. E beni biliyorsun ama tersim pis. Gözüm döndüm böyle, elim arkam hiçbir yeri göremiyorum ben. Tamam oğlum, salak salak konuşma, kızın yanında rencide etme. Tamam tamam. Baban ne yaşıyor? Şuna da duz attın azıcık. Ha babam araba tamircisi. Nerede? Şurada, şu köşede. Hmm, kardeşler okul. Evet, babamla amcam kardeşler. O yüzden birlikte işletiyorlar. Gökhan'ın kardeşi. Ya ben şeker kullanmıyorum ya. Sakin ol oğlum. Allah Allah. Oğlum siz bu kızla bayağı inan aşağısına gel. Senin de onun da böyle 3-5 bir tatlı eksik yani ha. Deme benim oğluşum öyle. Köşedeki yerde tamirci demek babam. İyi, güzel. İbrahim Usta. Evet, ne oldu? Hayırdır, bir gerildin, bir şey mi oldu? Yok yok, bizim oğlan ya, her şeyi de biliyor değil mi? Hey atlam çapkına. Baban mı? Yok kızım, biz onu demedik. Ha o zaman amcam, hani beraber işletiyorlar ya, amcam yengemi aldatıyor, sen öyle bir şey mi var? Eren, bir tencere yuvarlanmış kapağını mı şu an? Helal olsun sana, bayağı yanlaştınız. Öyle deme, kızım biz öyle söylemek istemedik. Zaten öyle bir şey varsa da büyüklerin işlerine karışılmaz. Ne diyeceğim, siz ders çalışmaya gitmiyor muydunuz? Evet. Ya durun ya, Eren ne çalışsın, sen de ne çalışıyorsun? Ya baba ben unuttum ya, Interpol'ü falan. Oğlum gayet unutman normal, öyle bir konu yok ya. Ya yanlış söyledim, poligonlar falan iyi değilim ben ondan. Oğlum tüm sureleri okuyup cennete girmeye mi çalışıyorsun, ne yapmaya çalışıyorsun sen ya? Manyak ya. Ya işte görüyorsun, kalmamış hiçbir şey kafasında. O yüzden canım benim, ay şunun tatlılığına bak. Nehir'i ders çalıştırmaya geldi aşkım. İyi. O zaman ben gideyim bir şeyler alayım, böyle cipsimiz atıştırsın. Biraz da vitamin alayım şu kullanı. Arabanın anahtarını. Yok baba ya, bu evin erkeği benim. Bir şey alacaksa erkek var bu evde, erkek. Abartma yavrum, böğrüne değiştin. Bak evde her şeylerimiz var. Hiçbir şey almana gerek yok. Zaten kivileri falan çürüttünüz hep orada. Her şeyimiz var. Geç otur. İyi. O zaman şey yapalım ya. Madem hep böyle beraber toplandık. Kızım yeni bir araba almışım, cillop gibi. Daha birinci taksitini ödemedim. İkincisini ödeyeceğim. Bugün ayın kaçı? İki. Daha 13 günlüğü var. Ondan sonra ikinci taksit de bitiyor. Binelim arabamıza, gidelim karşıya. Yiyelim güzelce yemeğimizi, çayımızı içelim. Akşama çalışırsınız ya. Yok baba, olmaz. Hepimizin proje ödemimiz var. Evet ben de olur demeye çok isterim. Aslında ben size kalmak istiyorum. Benim çok fazla vaktim yok. Ben size kalmak istiyorum. Babam izin verdi. Acaba siz bir araba izin alsanız olur mu? Bizde kalman için babandan izin alayım. Evet ne olacak, bir yatağa sığışırız zaten. Yok. Nereye sığışıyorsunuz oğlum siz? Koyun koyuna uyuruz. Oğlum. Öyle bir şey değil şimdi. Ayrı yataklarda aynı koyunu sayma yöntemi. Aynı koyun koyuna denk gelince uyuyakalıyorsun. Arabada çok yaygın bilinen bir sistemmiş biliyor musun? Uykusuzluk için çok iyi diyorlar ya. Yani o kadar iyi salladın ki. Yani o kadar entelektüel bir yalan attın ki. Az daha inanacak. Bunu sonra seninle tek edip güzel güzel konuşacağız. Yani kızım kusura bakma ama benim de nur topu gibi bir kızım var. Yani şimdi kararsız kaldım, bilemedim. Arasam mı aramasam mı bir yani bir var. Eren bir baksana. Kim geldi oğlum? Yanlış numara ya. Telefon mu oğlum bu? Salak! Açsana kapıyı. Bunu hastanede kaybettik. Bu değil. Bir an bozdu lan. Baba. Kızım. Senin ne işin var burada ya? Arkadaşıma geleceğim demiştim ya sana. Ha o arkadaşım bu muydu ya? Baba aşkının babası. Buyurun buyurun lütfen. Ya oğlum niye demiyorsun önceden ya? Merhaba efendim, Faruk ben. Ben mi? Buyurun oturun. Nasılsınız? Vallahi iyiyiz efendim. İyi sağ olun. Oğlum efendim ya. Ben aslında gelmeyecektim. Gelmeyecektim. Telefonla sizi arayacaktım. Ben de. Ben tam elimi aldım ama arasam mı aramasam hep kararsız kaldım. Ben çok dedim. Ben çok dedim. Kesin ayrıldım. Telefonu çıkardım, tuşluyorum. Ben Eren'e kızdım. Ben çok kızdım. Hatta belimde kemer izleriyle adım yazdı. Ama bilmiyorum tabi siz olaylar ne kadar hakimsiniz ama ben olayların tamamına hakimim. Eren bana bütün her şeyi anlattı detaylarla. Bütün detayı koyun koyun adamı. Yok yok yok. Gel orada detayını hatırlatma baba. Tabi çok şey yapmamak lazım, yüzelememek lazım. Tabi tabi. Gençle efendim. Gençlikle normal bir şey. Yani ne olur böyle. Şu an ne oluyor ya? Ben sonra anlatacağım sana. Efendim ben aslında şey demek için gelmiştim. Bir gün daha kalan değil mi acaba? Kalsın babaya ne olacak? Oğlum ya heyecanlı belirdin, sakin ya. Efendim gençler tabii kanlar kaynıyor. Bir an önce olsun istiyorlar. Kodoş mu lan bu? Oğlum boynu boyuna denk geldi. Yok yok, ne oluyor lan? Hayır saçmalama öyle yanlış yok saçmalama. Değişik değişik konuşuyorlar Allah'ım. Neyse efendim ben bunu söylemek için gelmiştim. Arkadan dedim ama dedim bir güneyim yüzüne konuşayım. Ben evet. Müsaadenizi istemiyor yavaştan. Tamam. Ama şey... Yarın sabahtan. Şey tabii yaparız. Tabii sabahtan hallederiz. Neyi hallederiz? Gelip alabilirsiniz. Hemen vereceğiniz ürünü. Ne yapayım kardeşim, tuşsunu mu koyacağım? Oğlum bana bak, bu kızda bir numara yok değil mi lan, hemen veriyorlar. Bu işler aceleye gelir diye. Yani. Efendim.
İyi günler. Ha bu arada unutmadan 10.200 lira ödemesi vardı. Tamam ondan... yaparız ya hadi. Tamam oğlum ben biraz ağırdan sat kendini ya sakin ol ya. Ya beyefendi kusura bakmayın da ya bu fiyatta bu devir ya olmaz abi, bu fiyatta. Ne yapayım ya? Hadi senin için 10.200 değil 10.000 yaparım. Ama vallahi piyasası bu. Hem hiçbir masraftan kaçınmadım. Baştan aşağı yerledim ya. Oğlum kız komple estetikmiş lan. Ya beyefendi güldük eğlendik tamam artık geçti. Yani bu devirde başlık parası kalmadı ya. Ne başlığı ya? Ben başlığı değiştirmedim ki. Bekler patlamıştı onları değiştirdim. Kapı ortada bir yamulma vardı onu düzelttim. Bir de kaputun üstünü temizledim o kadar yani. Ne diyorum? Ne pis diyorum? Ne pis bir ilişkiniz varmış lan siz? Ne? Yok öyle demek istemedim. Ya, efendim bir problem mi var? Evet yani bir problem var yani. Ben de bir kız babasıyım sonuçta burada. Yok 10.200, yok 10.000'i, yok Airbnb patlamış da taputun şey yaptım da filan. Ne pis muhabbetler ya. Siz nasıl bir gevşeksiniz ya? Yok. Ya kusura bakmayın da ben sizinle dünür mürür olamam ya. Kardeşim sen ne diyorsun? Ne gevşek? Ne deniyor kızım bu da? Babacım Leyla bana anlatacak sonra. İstersen sen de anlatırız. Bir saniye. Bir dakika. Ya siz... Bir dakika. Ne dönüyor orada? Fısır fosur fosur. Ne konuşmuyorsunuz ya siz? Ya yeter ya. Ya sıkıldım ya. Her gün arkamdan bir dolap ya. Ya her gün farklı bir iş çeviriyorsunuz ya. Lan şu evde bulduğum huzuru arabada bulamıyorum ya. Yeter sıkıldım ya. Bavuluma toplayacağım her şeyimi. Bineceğim arabama gideceğim ya yeter ya. Abi sen nasıl arabana gidiyorsun? Senin araban bende. Benim araban niye sen? Abi sen ne bu? Senin araban değil mi? Aha bak şu fotoğraflara. Ne olmuş lan araba? Bak şu hasaya bak şuna. Abi şu ilk haline bak arabaya bak. 3000 çıkardı abi. Eren ne olmuş araban bu senin? Aa. Kim yaptı bunu? Aa. Söyle. Abi oğlun yaptı zaten. Dedi abi arabayı çarptım yapar mısın dedi yaparım dedim. Bugün yetişir mi dedi. Yetiştireyim dedim yetiştiremedim. Onun için gelmiştim ya. Faruk bak. Ya sakin ol bak canın geleceğine. Yok valla bir şey olmaz. Ne yapayım dur. Yok dur. Gel lan senin eleştirdiğinle gel lan. Nasıl hale lan? Kazanamayanlar. İyi seyirler iyi eğlenceler. Allah'ım inşallah kazanmışımdır ya. Allah'ım inşallah kazanmışımdır. Kazanmışımdır ya. Kazanmışımdır bence. Bismillahirrahmanirrahim. Civan ne yapıyorsun oğlum? Anne sınav sonuçları açıklanacak. Bir umut dua ediyorum işte. Oğlum Allah'ın gücüne gitmesine dua ederken biraz geç kalmadın mı sen? Anne bir umut işte ya. Babam bu sene kazanamazsan beni keser. Doğru diyorsun vallahi Civan. En iyisi ben senin duanı bölümüm. En azından son tane etmiş olursun oğlum. Anne yükleniyor. Açıklanıyor ve... Ne diyor? İstanbul mu? Boğaziçi mi? İTÜ mü? ODTÜ mü? Kötü. Oğlum kötü değil ya. Çok kötü anne. İyi Kocaeli Üniversitesi diyebiliyorum ben. Kazanamamışım anne. Ay oğlum hiç mi kazanamamışsın? Yok anne yarım kazanmışım. Üniversitenin fotoğrafını attılar ona bakacakmışım. Anne kazanamadım diyorum. Neyin anlamıyorsun Allah aşkına ya? Anlamazlıktan geliyorum canım. Ben babama kazanamadım diyemem. Onu ben de diyemem. Zaten ben desen çok manası olur yani. Ben kazanamadım Mümtaz. Anlamsız. Allah vallahi anne babam geldi. Anne babam oğlum, geldi. Oğlum açsana. Anne açmayalım ya. Kargocu gibi çalar çalar girer. Sonra ışığı beden alırız. Oğlum çekil Allah Allah. Açıklandı mı? Hoş geldin Mümtaz. Hoş bulduk. Açıklandı mı? Babaannem bir kabak dolması yapmış. Üf mis gibi. Eline sağlık. Açıklandım lan. Açıklandı. Şey kazanmışım. Neyi? Şey kazanmışım. Neyi lan? Anne ben davasını dayanamayacağım. Söyleyeceğim valla. Tıp mı? Tıp mı? Tıp mı kazandın? Tıp mı kazandın lan? Oğlan tıp mı kazandın? Tıp mı seni lan? Ulan ben lan! Ay o seni senin çocuğusun! Seni dövmüşsün! Ya ben heyecandan ne yaptığımı biliyorum ya ulan! Lan bugün benim bayramım olsun be! Hava fişekler atılsın, konfetiler patlasın be! Abartmayalım baba! Bence abartalım! Ulan oğlum vallahi ben senin elimi kesmiştim be! Utandırdın beni evlat! Tıp da utanma olmaz baba! Bak hemen alıştı ha! Ah! Bak şimdiden diğer gibi! Doktor Civan Bey, acilen ameliyathaneye lütfen. Anam doktor benim ağrı. Doktor neyim var doktor? Kastır. Bak hemen oku badat derisi koydu. Bak, oğlumuz ne iş yapıyor? Doktor. Verdim gitti ulan, vallahi çok mutluyum be. Gerçekten çok güzel çalışmalar. Birini mi bekliyorduk, kim bekliyorduk? Yok, kimseyi beklemiyorduk ya. Hoş geldin kız, hiç beklemiyordum. Kız haber vermedik zaten. Ayakkabılarını çıkar Volken. Abi nereden çıktınız lan? Vallahi merdivenden çıktık. Şu asansörü bir yaptıralım artık ya. Yaptırırız. Hoş geldin Volkan. Hoş bulduk abi. Ne? Kayın Başman, ne demesin lan? Allah aşkına deme be. Hayır. Anne niye bağırıyorsun lan çocuğa? Otur. Niye bağırıyorsun lan çocuğa? Ne olacak abi? Bir üniversiteyi bu kazanamadı bu zırtta. Ya kazandım ya baba ya. Ay çok özür dilerim ya. Kazandığı üniversiteye bak. Tarap Üniversitesi. Hem de %100 bursuz.
Tanrı abi ne olacak? Taraf yakın işte, gelir gider çocuk. Yok be abla, alı taraf üniversitesi. Kendisi daha Gayistan'da üniversite. Neyi kazandıydı, hangi bölümdü? Porselen tasarımı. Allah'ım ya, bu yeni üniversitede nereden para kıracağını şaşırdı, böyle bölüm mü olur ya? Ya baba yeni açıldı o bölüm bir kere, tamam mı? Ayrıca her evde porselen var, bence ölmeyecek bir meslek bu. Oğlum sen oradan çıkınca ne olacaksın lan? Ne olacak? 36 parça porselen yemek takımı olacak. Tamam abi, gitme çocuğun üstüne. Ben mi gidiyorum çocuğun üstüne? Ya bu gitmesin diye ben gitmeye başladım, kendimi alamıyorum. Ya bu son önünde ütü yapıyordu, çocuğun üstüne ütüyü fırlattı. Ya tamamen sinir halbiyle oluşan bir şey, yoksa asla vurmam çocuğuma. Oy. Tabii canım, evladın sonuçta değil mi? Tabii. Anne sen de sıkma bu kadar canını ya. Çalışırsan ya kazanır. Bahçıvan abine. Bahçıvan abi mi? Bahçıvan mı dedin sen? Allah'ım ya, vallahi billahi gerizekalı bu çocuk ya. Oğlum sen hangi bölüm, hangi üniversiteyi kazandın söyle bak. Lan ne kazanması, lan ne kazanması, ulan doktor çıktı doktor. Doktor mu? Maşallah. Vallahi mi? Vallahi. Yeminle. Nasıl sevindim, nasıl? Oğlum ya. Baba ne vuruyorsun ya? Vurmuyorum oğlum, seviyorum. Tamam ya abla, ya tamam, kızmayın çocuğa, çalışır ya seneye. Ya. Mesela gene bu böyle kazanamadı olsa Emre, böyle kanı burcu böyle vurmuyor. Ya yok canım, sen de abartma. Ya mesela Emre gelip benim karşıma baba ben kazanamadım deseydi, onu var ya, onu çömürle kilitlerdim. Elime ıslak havluyu alırdım. Havlu kuruyana kadar vur Allah'ım döverdim. Ama sonuçta kazandı. Ben çay koyayım Enis. Porselen fincanlara koy da biraz pratik yapsın bizim ileride. Lan onu bacağını kırdın lan çocuğum. Ya şov yapıyor ya. Sen hak edin hayatım, gel. Bak, hak edin, gel. Al gel. Lan bir sakin ol lan. Sakin ol ya. Allah Allah ya. Sonuçta ben üniversite kazanmışım değil mi? Ve onu kazanamayanlar da var. Doğru. Onu kazanamayanlar da var. Anneciğim. Hoş, otur gel. Anne ya gel şöyle bir otur ya. Ben şekerim düştü ya. Civan abi Allah aşkına bir şey soracağım sana. Senin netlerin benden düşük değil miydi? Sen nasıl kazandın tıpı? Ya ben senin canın sıkılmasın diye öyle şey yapıyordum. Yoksa ben üniversiteye... Tabii oğlum tabii, yapmışsın. Sonuçta porselen bölümünü kazanmak çok yüksek motivasyon isteyen bir bölüm değil mi? Çalışır yapar değil mi oğlum? Evet yani sonuçta hiçbir çocuk üniversiteye kazanamadı diye kızılmamalı yani, öyle değil mi? Tabii. Oğlum sen hangi üniversiteye kazandın? İsmine söyle bak. Ben şey üniversitesini kazanmıştım. İngilizceydi, ay amcası. Ferah Eylül Üniversitesi'nin o 4. Öyle bir üniversite yok ki ya. Yeni açıldı o, hatta tam da açılmadı aslında. Bir ara açılır gibi oldu, ondan sonra tekrar kapandı. Biz dedik artık bundan sonra kapanmaz, ondan sonra tekrar açıldı, ondan sonra tekrar kapandı. Kız çaya çık koydu. Ay sağ ol. Ya bir şey olmaz ya, sonuçta tıp heyeti değil mi? En azından bizimki bir porselen yapıştırmaz. Ya yeter ya. Sizin yüzünüzden böyle oldum ben zaten. Sizin baskılarınız yüzünden istemediğim bölümü yazmak zorunda kaldım. O bölüm üstelik yazılmaz ki oğlum. Sanırım sandığımız kadar gerizekalı değil mi çocuk? Evet gerizekalı değilim ben. Ayrıca konservatuarda okuyacağım. Ne dedik? Ben duyamam dedik. Konservatuarda okuyacağım ben. Sen şarkıcı mısın lan artık? Avni! Milletvekili doktor oluyor, benimki şan şöhret peşinde. Şan şöhretle alakası yok. Şarkı söylemeyi seviyorum bir kere, tamam mı? Ayrıca Ferhat Göçer'e bak. Hem doktor hem şarkıcı. Oğlum sen doktor musun? Senin doktoruma potansiyelin var senin? Allah'ım ya, vallahi billahi bu çocuk deltecek ya. Öf. Kocacığım gel oğlum. Ya anne. Sen de bunun karşı gel düştü. Düşer. Hep olur. Evet. Ya anneciğim. Çocuk bu ya. Kızma buna bu kadar ya. Hem ben az önce öyle civanı kömürle çitlerim, ıslak avluyla döverim falan dedim ama öyle bir şey yok yani. Tabii şaka. Yok. Şaka bir şey. Yani civan da gelip benim karşıma baba ben kazanamadım diyebilirdi. Baba ben kazanamadım. Görüyor musun, bende hiçbir şekilde etkileşim yok. Baba ben kazanamadım. Hala etkileşemiyorum. Baba ben kazanamadım. Diyebilirdi. Diyor zaten çocuk Mümtaz. Ne diyor lan? Kazanamadım diyor, açıklıyor bak. Üniversiteyi kazanamadım mı diyor? Gaza gelmiş. Açıklıyor şu an. Kalabalık gördü Erhal. Oğlum sen bana yalan mı söyledin? Sakin. He? Yalan mı söyledin lan? Söylemedim ben söyledim. Okey, ben söyledim. Vallahi billahi ben söyledim. Ben oradan şşşşt yapıyordum çocuğuma. Sen oradan birden yanlış anladın. Yoksa ben moleküler biyoloji ve genetik diyecektim. Ben şimdi buna sevineyim mi? Ben sevinebilirsin. Oğlum sen nesin lan? Sakin. Sen nasıl kazanamazsın üniversiteyi ha? Nasıl kazanamazsın lan? Bak Mütaz abi, onun altı tek bandına gittim. İşte benle bir sakin ol. Ya yeter ya.
Vallahi bezdik ya. Ya şu çocuğun haline bir bakın. Ya da bakmayın. Ya biz baskılar yüzünden yapamıyoruz artık. Ne hale geldik görmüyor musunuz? Bir rahat bırakın bizi ya. Oğlum doğru diyorsun lan. Hepsi bizim suçumuz lan. Hepsi bizim yüzümüzden be. Ulan biz seni özel okula gönderdik. Yetmedi özel hoca tuttuk. Biz senin çantandan kalem tıraşını, silgini, kokulu silgini hem de hiç eksik etmedik. Biz seni yazları tatile gönderdik. Yetmedi cep telefonu aldık verdik. Ama oğlum biz bütün bunları yaparken bir şey unutmuşuz. Neyi baba? Bunu! Seni ayağına kalkmayın ben diyorsun. Elif ne söylüyorsunuz? Hayır ben bir tek geldim. Lan ne diye geldik, ne işe düştük görüyor musun ya? Evet. Gel buraya. Gel anne. Gel lan gel. Gel. Gel oğlum gel. 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 Ay. Otur bakayım. Oğlum bak. Benim hayatta en önem verdiğim şey yalan söylemek. Evet. Değil mi? Tabii. En azından sen bize yalan söyle. Evet efendim. O yüzden ben izin veriyorum. Git borsalarını oku oğlum. Oku oğlum. Baba. He oğlum. Ben kazanamadım. Ne canım? Borsadan bölümü kazanamadım. Enteresan. Çok enteresan. Yani çok istedim ama yapamadım. Baba sana yalan söyledi. Oğlum bilerek mi yapıyorsun? Sen şimdi üniversiteyi kazanamadın. Porselen bölümünü. Bak porselen bölümü kazandın diye bana yalan mı söyledin? Evet. Oğlum senin vizyonun niye 30 ekran yavru? Allah'ım ya. Ya bak ya ben seni de kendi kendimi döveyim bence ya. Yani. Oğlum ya madem kazanamadın. Ya mühendis oldum de. Doktor oldum de. Ya baksana Civan abine. Bahçıvan abi mi? Ya valla Bahçıvan diyor ya. Oğlum bak. 10 saniyen var. Vicdan yapmak istemiyorum. En azdan 10 saniye verdim, yakaladım, dövdüm derim. Kaçtın, kaçtın. Korkudan herhalde. Ya ne korkusu ya? Vallahi ya... Git içeri koy. İçeri kaçmaya kadar gene gitti, babasının arkasına saklandı. Vallahi hakaret gibi çocuk. Neyse lan. Sen o çayı bana koy, ben bunu dinleye dinleye döveceğim. Hazırlayayım. Şimdiki oyunumuz miras kavgası. İzeyler diye evlendiler. Baba baba. Ya baba anam taşıdı 90 yıllarında. Sen beni 90 yıl taşı ya. Oğlum var mısın ya? Ya bir şey olmaz baba. Allah uzun ömür versin. Ya olmazsın baba. Oh. Yedik. Valla çok on numara aileyiz ya. Çok güzel aileyiz ya. Vallahi ya yediklerimizi erittik. Oh ellerine sağlık annem. Ya ben sana kurban olurum kız. Al kız. Bakın yemin ediyorum şurada yemek yedikten sonra şu ağzımdaki güzel tatlar gitmesin diye 3 gün boyunca hiçbir şey yemiyorum. Vallahi diyetisyenim bayılıyor size yemeğe geldiğim günlere. Hiç bozmadın diyetini be. Tığ gibi oldun yemin Değil ediyorum. Mi? Ya bir dön. Ya bak bak manken manken. Helal olsun yengeme. Abime bakıyorum Brad Pitt. Sana bakıyorum anca enerji oluyor vallahi. Aa bak yakışıklı kardeşim. Mankenlik konusunda bir kere hata ediyorsun. O konuda doğa gelimizin eline kimse su dökemez. Yani? Buradan bakıyorum. Hande Erçel, Kerem Bürsün. Aynı. Aynı değil mi baba ya? Aynı ya. Değil oğlum. Alakası yok lan. Oğlum ben de televizyon izliyorum lan. Hiç alakası yok bence. Allah Allah. Oğlum siz bugün birbirinize niye bu kadar yükseldiniz? Ya sen niye kıskanıyorsun çocukları? Bak benim iki tane aslan gibi yakışıklı aslan. Oğlum. İki tane silimli bir gelin var. Maşallah. Ya. Hakikaten var ya, şu ailenin bir ferdi olduğum için vallahi çok şükrediyorum gerçekten. Bak, şimdi sen diyeceksin ki bu ailenin bir ferdi ama yok yanılıyorsun. Bu ailenin en iyi ferdi doğa. Sen bundan dolayı şanslısın. Yoksa bu ailede orman değil, doğanın eşi, doğanın ailesinde orman seni şanslı buluyor. Ya bu Fikri abi ne gelecek ya? 3 tane özel var, 1 tane sen etmezsen Allah hepsinin bin bir türlü belasını versin. Amin ya. O kadar çok seviyorum. O değil, keşke hiç ayrılmasak, hep böyle otursak. Vallahi ben de istiyorum ki 7 gün 24 saat babamın sırtında ama yaşlar. Oğlum o zaman niye gelmiyorsunuz lan 2 yıldır? Ya baba iş güç ya. Ya gelemedik mi? Ya bırak, ayağın mühim bir konu olduğunu söylemesen halime hattını sormayacaksınız bile ya. Aa sen şu çocukların üzerine gitme. İşleri güçleri var hepsinin. Bak iki tane kaplan sarması kaplan. Gibi oğlumuz, iki tane de gelinimiz var. Sen artık buna şükür edeceksin, şükür diyeceksin yani. Hakikaten baba bu ne bu kadar önemli olan konu? Bizi buraya niye topladın? Abi sorma ya oğlum. Kahvedeki okey eşim Yusuf var ya, öldü. Başın sağ olsun baba. Oy Yusuf abi, bu da mı geleceğini başımıza?
Senin acın bizim acımızdır baba. Başımız sağ olsun. Var mı yapabileceğim? Yok oğlum, sağ olasın. Sağ olasın. Önemli ölünmüyor. Önemli ölünmüyor da. Velhasıl kelam, bu Yusuf öldükten sonra bunun oğulları, çocukları, kızları mal mülk için, mal paylaşım için birbirlerine girdiler. Mahkemelik oldular. Bizim de başımıza aynı şey gelsin istemiyorum. Ya baba yapma artık ya yani. Mal, mülk bunların hepsi fani şeyler. Fani fani, benim fani şeyler. Oğlum bugün burada toplandık haliciğim. Mal mülk paylaşım için yapalım şurada ya. Baba yapma ya. Ya biz, bizim malla mülkle gözümüz yok zaten ya. Ya baba gözünü seveyim ya, bizim senden başka neyimiz var? Neyimiz olacak oğlum, bir bu ev bir de Armalı'daki yazlık. Ya baba Allah aşkına, ya biz Yusuf amcanın çocukları gibiyiz ya. Ya birbirimizi mi döveceğiz, birbirimizin kafasını mı kıracağız Allah aşkına ya? Yani tabii bir Armalı'daki yazlık, e bir de bir küçük ev var yani. Tabii ki. Evin büyüyor oğlum, evin bana olması gerekir yani, değil mi? Anlamadım. Ama abicim anlamayacak bir şey yok ki bunda. Eğer konu buysa yani ev büyük abinin hakkıdır. Pardon da nerede yazıyor bu kural Fatma'cığım? Yani biz bilmediğimize göre hangi yemek kitabında yazıyor? Siz bir gerildiniz mi? Yok canım, ne gerilmez. Ben avukata da sordum, büyük kardeşim dedi. Hem Fatoş'un istediği şey değil ama ben istiyorum sonuçta. Tamam sus. Yani babacığım bizim de yazdıkları şöyle bir mazuratımız var. Yani bu evden daha büyük bir hacimli olduğu için Fatma böyle daha rahat eder. Böyle geniş geniş, onun için içinde tutamıyorum yani. Bir dakika, ne alakası var anlayamadım da. Kız bunu anlamayacak ne var? Orada mutfak daha geniş, böyle döne döne yaparsın şimdi gücünü. Debelene debelene yaparsın şimdi gücünü. Kapılardan geçerken yağ gibi kayarsın diyorum sana. Ya neyini anlamadım, ayı gibisin diyor sana ya. Bir dakika ya, ben niye yayacakmışım? Büyükbaş hayvan mıyım ben? Vallahi küçükbaş olmadığın da gözle görülen bir gerçek yenge. Yalnız zaten görün engel. Ne biçim konuşum lan senin yengele? At oteliyi, at. Oğlum daha demin Kerem Bursun diyordun lan. Baba ne Kerem ne Bursun'u ya? Kerem bunu bir görsün. Ya siz niye şimdi gelirdiniz çocuklar? Ben hep diyordum benim çocuklarım hipopotam sürsün gibi. Böyle böyle yürüyüp birbirlerine hiç ayrılmazlar diyordum. Onlar gibi olmazdık ya. Ya hanım sen çok belgesel izliyorsun ya. Bırak şu alışkanlığını. Neyse, ben anlayacağımı anladım. Siz ikiniz Harman'daki yazda istemiyorsunuz. Ya baba 3 kuruşluk yer olsun gözü seveyim, beni konuşturma yahu. Ya baba gittin o köyünün yerdeki yazda aldın. Ya şimdi bizi yıkmaya çalışıyor. Bırak Allah aşkına ya. Kim geldi ya? Buradan sen yakınsın, açsana kapıyı ya. Gelin var baba ya. Selamun aleyküm. Ooo aleyküm selam Mustafa. Hoş geldin. Mustafa'yı tanıyorsunuz değil mi? Yok tanımıyorum. Evladım gibidir. Sağ olsun bizim için ta Harman'daya kadar gitti. Malımızın, mülkümüzün ne öğrendi geldi. Söyle bakalım Mustafa, havad istersen de. Bende. Ya vallahi çok şanslı adamsın İbrahim Bey. Ya sana piyango çıktı. Nasıl? O Harmanlı'daki yazlığın yanı başına böyle büyük 5 yıldızlı otel dikiyorlarmış. Bir de yabancılar için kamping alanı yapıyor. Harmanlı'ya. Evet. Harmanlı'ya bak lan sen. Var ya şu an fiyatlar 10 kat fırlamadığında. İstersen biraz daha bekleyelim, fiyatları artıralım. Yok ben satıyorum dersen de müşteri ben anında bulurum. Hayatta olmaz sattırmam. Sattırmam yazlığımı. O yazlığımdaki imiyeli kekini hepimizin iyiliği için kaldırır mısın? Lütfen rica ediyorum. Geç. Ya babam kurban olayım, sen bizim büyüğümüzün. Karar seni sonuçta. Kolonya alır mısın? Abi. Babacım bak sen üşümüşsündür. Al şunu sırtına şöyle yoğurmasın. Babacım sen için atılma. Ay senin kolların biraz kasılmış. Biz babacım sen şey yap seni. Dur dur ben yapamam. Ben yapacağım. Tamam ben. Yeter. Ben seni hamama götüreceğim. Ya yeter be adamı filan falan. Gaza ezdiniz mi? Ben iyiyim valla. Mustafa. Oh. Abi oğlum sağ olasın, seni doyurduk o kadar. Zahmet ettin. Oğlum mu? Tabii canım. Neticede ben de senin bir evladın sayılırım. Baba. Babam. Ne evladı lan? Ne babası? Yürü git sen! Lan ol! Bir de baba diyor ya! Yürü git! Gelme bir daha ya! Bittiniz burada! Eşeksi basmış! Başına bekliyor burada ya! Yeter ya! Babacım. Efendim canım? Ya hatırlar mısın? Ben lisedeyken önce beni dövüp sonra bana dememiştin. Bana bir şey olursa Armanı'daki yazık sana emanet diye. Öyle mi demişim? Baba yapma. Sapma kurban olayım. Alma çocukluk anlarımı oradan. Lan dava! Ne çocukluk anısı lan? 3 yıl almayacağım lan oraya. 3 yıl oldu 3 yıl. Yine kim geldi? Baba atsana kapıyı, yakınsın ya. Puh! Sene sıfatına tüşüyor. Ya şu yetkiler neler hareket ediyor? Allah! İbrahim! Allah! Tut! Allah! Abi! Abi gel! Büyük kurcan var gel! Sakın! Gel abi gel. Sakın. Korkma. Vallahi sen de mübarek adamsın ya. Öpeceğim. Oğlum!
Abi senin değerler %1500 arttı. Bu evin karşısına AVM dikiyorlar. Sağına hastane, soluna okul imarı çıktı. Vallahi. Senin değerler tavan yaptı. İnan senin bu oğlanlar, yok hayvanlar çok sevilecek. Ya deme, Armanlı'daki evin değeri arttı. Bu ev uçtu diyor lan. Ya Armanlı'daki yazlık neymiş? Çerez parası. O yazlık birse burası 100 diyorum 100. Oh. Canım babam ya. Babam. Bir baba sıfatı bir ismin önünde bu kadar yaşlı ya. Sağ baba diye. Ne bozdu lan? Ne bozdu? Ya atlayın kapıyı. At! Ben sana demedim bir tane gelecektim buraya. Git lan git. İyi bak, iyi bak kafası kırılsın onun ya. Yeter ya. Oğlum gelmiş baba diyor ya. Allah Allah. Lan ya. Oğlum adam bizim için kalktı ta hemen yerine kadar gitti. Malımızın mülkümüzün değerli yani geldi ya. Biraz ayıp ettiniz ya. Ayıp ediyorsunuz ya. Biraz düşünceli olun ya. Ha babam. Düşünceli ol derken. Bizi düşünmüyorsan bari torunun İbrahim'i düşün babam. Ne? Ah torunun İbrahim. Ona bir ev ver, bir yuvası olsun babam. Torunun İbrahim bir çare sokaklarda mı kalsın evsiz? Furkan, oğlum senin çocuğun yok lan! O zaman müjdemi istiyorum. Doğa bir kadın. Çocuğumuz olabilirdi, buna bir gerçek değil mi Doğa? Çocuk da yaparım kariyerde. Vallahi torun geliyor. Ben hamileyim. Karnım hamile. Karnım değil ulan karım. Hepten nasıl hamile olacaksın salak? Sus! Neyi anlamıyorum? Sus! Olmaz! Ya yeter! Sen evlendin, şehir dışına gittin, taşındın. Annemle babamla bu zamana kadar ben ilgilendim. Şu eve gelirken aradım, sordum bir şeye ihtiyaçları var mı diye. Oğlum gelmedin ki lan! Konumuz bu değil baba. Lan ben ayrı bayram gelip bu adamın buruşmuş ellerini niye öptüm lan? Niye öptün lan? Lan oğlum yaparım lan ben senin hayvanı! Ya siz bir kere şu rahmetin hangi zoruna koştunuz be? Rahmetli mi? Ne rahmetlisi ya? Yaşıyorum ben ya! Hiç de bile. Bakın Fikri ne yaptı biliyor musunuz? Gitti mezarlık aldı be babasına. Hem de dubleks. Nereye doğru? Kayseri'den mi? Tabii. Nereden? Baba indirim vardı, deniz manzara. Kayseri'de deniz manzarası. Allah seni bildiği gibi yapsın be. Baba konumuz bu değil. Bu ev benim, yazlık da eniğim. Ben de bu evde yaşıyorum çocuğum. Ben nerede oturacağım? Aa sen sus be. Tansiyon olmuş 1500. Babama tur bindirecek neredeyse. Konuşma be. Aa bak. Duydun değil mi anacığım? Duydum. Bunların hepsi senin yüzüne çatır çatır söyledi. Senin benim başımın gözünün üstünde yeri var. Sen bizde kalan... Kalanmaya da bilirsin. Ulan Allah seni bildiği gibi yapsın be. Ben ne yapacağımı çok iyi biliyorum lan. Ne yapacaksın baba? Malları bize bırakacaksın değil mi? Hayır oğlum. Sizi mal gibi ortada bırakacağım. Malıdan mülkü de satacağım. Parasıyla ananızla dünyaya gezeceğim lan. Çatır çatır yiyeceğim lan hepsini. Vallahi çok güzel fikir. Peki Mississippi'ye de gider miyiz? Oğlum Mississippi nerede lan? Biz de su gözmüş. Şahat'ta da olabilir baba. Gidelim. Kahta yakın. Hadi. Abi. Abi malları gidiyor. Abi malları gidiyor. Biz ne yapacağız? Oğlum öküzün trene baktığı gibi. Mal bakma. Koş yakala. Koş. Şimdi Joe'yla boss. Bir çılgın yenge. Bir sevdar diye evlendiler. Çeleği de ben getirdim. Hadi bakalım. Evet baba. Ya oh be sonunda ya benim de evim oldu ve baba tarafını davet ettim. İnanamıyorum ya. Ya hani böyle çocukluğumda hep beraber yemek yediğimiz günler vardı ya. O günleri çok özledim ola ya. Ay bu havasının kuzusu Mustafa yemin ediyorum gurur kaynağım bu kız ya. Bak büyümüş koskocaman olmuş üstüne baba tarafını evine davet ediyor. Maşallah benim kuzuma. Vallahi ablacığım böyle 23 yıl bal lakmayla besle büyüt. Böyle ya. Kendi evini kursun. Kendi işinde çalışmaya başlasın, hayatını kursun, biz de arlasın. Değil mi? Düşün. Ya bir de çocuklar işe güce başlayınca inanılmaz bir para artıyor biliyor musun? Ben şimdi o artan parayla yazlık alacağım ya. En büyük hayalimi gerçekleştiriyorum. Ya aşk olsun baba ya, ben ne harcıyorum ki? İşte senden artan parayla yazlık alıyorum, düşün yani. Abartma Mustafa'cığım, abartma. Bak güzelim mis gibi sofra hazırlamış. Hadi oturun da hep beraber yiyelim. Aaa bir dakika. Ne? Abim gelecek. Ay doğru. Abim gelecek ya. Geldi bile. Ay ablasın, hadi güzelim. Gelme abi. Mustafa. Kardeşim be. Kaç yıldır görüşemiyoruz be abi. Ya canım yerim çağırırım. Hadi dur kapatma, yengen de gelsin. Yengen de mi geliyor? He. Ya abi ne bileyim ya. Ya ben afacan yasal olarak şöyle bir daha toplanak demiştim. Ya benim karım şunu anasını çağırmadım ya. Evet ya. Ya. Ya yengenizi çok sever ya, hiç bırakır mısın? Çok sever. Ya Nazmi amcanın düğünde hepinizden nefret ediyorum diye bağırdım. Ya, ya canım öyle demek istemedi o. Şey demek istedi o şey. Ne? Ya şimdi yine boş verin canım şimdi. Onun sizin bilmediğiniz çok şey var onun. Size göstermediğiniz. Sana gösteriyor yani. Ya bana da göstermiyor. Onun kendinin bile bilmediği bir tanımı var. Ne gibi?
Ne gibi senin baş ver canım? Hah bak onun için. Ben dedi gelirken çocuklara pastaneden bir şeyler alayım dedi. Aç kalmasınlar dedi. Sen evet tamam. Evet. Herkese merhaba canım. Canım benim ya. Hoş geldin. Hoş geldin yenge. Hoş geldin. Ay ben sizi ne kadar özlemişim. İyi ki demişsin yenge sen de gel. Ay bir dakika ya. Siz bana demediniz ki ben Fikri'nin mesajlarını okudum da öyle geldim. Ya istemiyorsanız vallahi ben değilim tamam ya. Tamam yok ya böyle şey olur mu yenge? Gel, gel buyur. Gel. Ya vallahi Ayşe'ciğim gerçekten sizin ayrıca konuşacaklarınız bir şeyler vardır. Ne bileyim ailecek birilerinin arkasından atıp tutmayı seviyorsunuz. Şimdi belki benim de arkamdan konuşmak istersiniz. Gideyim bari ben rahat rahat arkamdan konuşayım. Vallahi ben sizi rahatsız etmiyorum. Demişen niye arkamdan atıp tutalım ya Allah aşkına? Zaten gelmişsin geleceğin kadar. Geç bari otur da hep beraber yemek yiyelim. Hadi mis gibi bir sofra var. Yenim sen gel. Sen çekil hadi çekil. Şöyle otur otur. Ne pardon ya canına. Ya aa yenge sen bir de pasta mı aldın? Niye zahmet ettin ki? Yok bir tanem ben kendime poğaça aldım. O kadar açım ki vallahi sen şimdi güzel yemek yapmışsın da ben aşırı yağlı yemekler yemiyorum ki. Yemiyorum vallahi gerçekten. Ya bazen ben size o kadar özeniyorum. Ya bazen ben size o kadar kıskanıyorum ki. Ya ben de diyorum keşke sizin gibi ne yediğime bakmasam. Sizin gibi röp 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 götürsem. Yağlı mı giriyor mideme, çöp mü giriyor bakmasam keşke. Ama bunlar bana dokunuyor, yemiyorum. Ya aşk olsun yenge ya ben yağlı mı yapıyorum yemekleri? Asla bir tanem asla güzelim benim asla. Şimdi biz hep sana diyoruz ya sen halana çekmişsin. Belki senin yemek yapman da halana çekmiştir diye. Ben o yüzden öyle söyledim yengeciğim. Emişen yemeklerimin nesi varmış? Senin yemeklerin 10 numara. Senin yemeklerin mükemmel. Mükemmel. Ben hep dışarıdan duyuyorum senin yemeklerin harika. 57 kat yabancı senin yemeklerini övüyor. Ama bir akrabanın önüne 2 lokma koymadığın için ben de öyle söyledim yani. Şimdi ben kimden ne duyduysam onu söylüyorum yani. Ya Emişen hani Gülşen çalışıyor ya. Biz de ondan çok gidemiyoruz. Ondan öyle olmuştu. Evet. Yani tabii canım şimdi meşgul bu kadın. Meşgul yani anladın mı? Evet. Bu kadının da bir sürü işi var. Var. Gülşen niye üzülüyorsun ya? Bu kadın da dünyayı geziyor. Bunun kadar dünyayı gezdi. Vallahi seninle gurur duyuyorum gerçekten. Teşekkür ederim. Ama benim işim bu. Seyahat yazarıyım. Ablacığım çok güzel. Hatta mesleğinde gerçekten harikasın Sevgi abla. Sağ ol canım. Ya ben de hep seni örnek aldım Aladim ya. Ne güzel bütün dünyayı geziyorsun görüyorsun. Vallahi bravo. Vallahi bravo. Sana helal olsun. Hasta anan var demedim. Yatalak anan var demedim. Nasılsa bakan var dedin gitti. Ailenin safı Fikri bakar dedi. Sana helal olsun. Seni gurur duyuyorum. Ya gerçekten sizin bu birbirinize olan kitlemeleriniz. Ay kelepler ne diyecektim kitlemeniz nereden çıktı? Vallahi hepinizden ayrı ayrı gurur duyuyorum. Sen bana laf mı sokuyorsun? Aşk olsun ya görümceciğim aşk olsun gerçekten. Biliyor musun Mustafa ben ayrıca görümcemle de çok gurur duyuyorum. Çok cesur bir kadın. Ben hayatımda bu kadar cesaret isteyen işler yapan bir kadın daha görmedim. Hiç demiyor ki kısa saç bana yakışmıyor ki kestirmek. Yaşına uygun elbise var mı yok mu hiç uğraşmıyor. Giyiniyor sokaklarda dolaşıyor bir de ailenin onurunu 5 paralık ediyorsa da helal olsun de gurur duyuyorum. Ya Ayşe evin de çok güzelmiş. Çınayı nasıl ödüyorsun ödeyebiliyor musun? Yani aidatları birazcık yüksek ama bir şekilde çalışıp ödeyeceğim artık. Kızım lütfen. Tabi bize destek oluruz ama. Yani ben şu ara sıkışığım şey yaptığım için. Ya Mustafa abicim lütfen. Biz bir aileyiz birbirimize destek olmak zorundayız. Ben seninle de ayrıca gurur duyuyorum. Sağ ol. Niye biliyor musun Mustafa? Sen demiyorsun ki kızın kiraya çıkmış bir aylık kirasını ben ödeyeyim demiyorsun. 56 yaşında baba saçın sakalı boyatıyorsun. Sen de kahtalı bıçı olma yolunda ilerliyorsun. Aaa kahtalı bıçı en sevdiğim. Fikri lafımı bölme. Sen de sakın babandan bir şey isteme kızım. Bu Saf amcam burada olduğu sürece biz sana yardım ederiz. Vallahi. Zaten böyle saçma sapan şeyler harcamaya bayılır. Gerçekten. Gidersin kendine bir tane böyle havlu alırsın. Çeyiz seti alırsın. Teşekkür ederim yengeciğim. Ben öyle bir şey istemiyorum. Sağ ol. Ya Ayşe'ciğim Allah aşkına. Bizim de çocuğumuz okudu ama biz kimseden bir kuruş yardım görmedik. Yani ama ben yaparım. Çünkü biz valinin enayisiyiz. Siz yedirdim enayisi nereden çıktı? Estağfurullah canım estağfurullah. Peki biz valinin enayisi miyiz? Ya boş ver canım sen çok takma kafanı onlara.
Ama böyle dolaylı anlatım yoluyla laf sokmak da bir yere kadar. Artık yemiyor. Aynen. 10 yıldır bir araya geliyoruz. Hep bir kavga, hep bir çirkinlik. Yeter. Bu ne ya? Allah Allah ya! Allah Allah ya! Yani Gülşen'cim, siz benim buraya İstanbul'a geldiğinizde benim paramanıma ev sahibi oldunuz. Ben bir kelime ettim ha, ettim mi? Ha şimdi ettin ya. Heh. Ya siz nankörsünüz ya. Siz vallahi nankörsünüz. Sizden adam olmaz. Siz İstanbul'a geldiğinizde oturacak koltuğunuz yok. İkiminden gönderdim sizi İshal olmaktan kurtardım. Bunlar ne kadar çabuk unutuluyor ya. Gönderdin de ne işe yaradı be kadın? Evim yapılıyor diye. 3 ay bizde kaldın ya. 3 ay. Ay. Kaldım da açlıktan ölüyordum kadın. Ben hayatımda böyle bir yalan görmedim. Bu kadın bizde kaldığı zaman et yemekten gut oldu gut. Keşke ölseydin. Keşke. Sen de peşimden gelseydin. Keşke sen de ölseydin biliyor musun? Ya ben bu aile için saçımı süpürge ediyorum. Canımı veriyorum. Bu kötü Gülşen kadın kadar değerim yok ya. Ya yenge yeter artık ya. Şu dram bırak lütfen. Şurada 40 yılda bir toplandık. İçin etme ya. Ayşe özür dilerim. Ay kusura bakma bebeğim. Vallahi kusura bakma bebeğim. Evin eksikliğini görelim diye yaptığın yalandan toplantıyı böldüm. Affet beni. Ya yorma kız aklı. Yok bir tanem sen ne istiyorsan söyle vallahi. Listeye ne elimize vallahi söyle bu. Sen amcansın aslında. Annenim. Sen para basıyor bu. Sen para basıyor. Allah yardım. Tamam işte kızım. Biraz mı yok gibi ya evde? Al bak bu gördüğüm eksik. Senin eksikliğini biz görelim. Baban gitsin yazdı kalsın bir tanem. Yenge lütfen ama ya. Şu yaşta benim bir yazlık sahibi olacağını niyetlenmişiz. Bir manevi bağ kurmuşuz. Yaptığın iş değil ya. Vallahi bozuyorum. Küstüm ya. Küsme. Vallahi küsüyorum. Allah aşkına. Sen ama biz gelip gel temizleyelim seni. Vallahi Arap sabunuyla böyle çitleyelim. Ya siz bu aileyi rezil rüsva ettiniz ya. Allah sizi kahretmesin ya. Sen benim ailemle nasıl böyle konuşuyorsun be? He? Sen çabuk bana insanlardan özür dileyeceksin. Çabuk. Yoksa öldürürüm kendimi. Vallahi ben sana anladım. Cehennemi sökerim. Bunu kendime alsam. Bak saç. Yetti. İçim geçti biliyor musun? Geber fikri. Seç ben mi bu ailenle? Siz ben kendime nasıl böyle konuşuyorsunuz? Ya yok ya. Yok artık ya. Siz, yok artık. Siz bizim ailemizi kıskanıyorsunuz. Ben de bir daha bu ailenle görüşmüyorum. Sana helal olsun. Uçak yere çakılmaya 10 metre kala kurtardım. Ya ne oluyor ya? Niye böyle oldu? Neden bu ailemiz bir araya gelemedi? Sana bir sır vereyim küçük kız. Eğer bir aile bir yengeye düşmansa o aile dağılmaya mahkumdur. Yürü yürü. Senin bir daha peşinden gelmiş. Oyuncularımı size takdim ediyorum. Muhammed Mustafa Seçkin. Muhammed Furkan Yıldırım. Ayşe Sıray Gülüşür, Yusuf Özdemir, Ayşe İlhan, Yusuf Kerim Duma, Efe Özdemir, Doğan Korkmaz, Ertin Kurmaz, Kurban Kurmaz, Nehir Türkiye, Kurban Erkayan. Faruk Özgür, Fatma Oğuz ve teknik eleman Ahmet Aktaş. Sizleri doğru geçecek. Bizleri yalnız bırakmadığınız için tekrar teşekkür ediyoruz. Sağ olun, bu arada. Yusuf Kerim Duman, oyun çok güzeldi. Mehmet Hocama buradan çok teşekkür ediyorum. Bu programı düzenleyen İskender Başkan'a ve Alişe Özdemir'e, halk eğitimden bize yardım eden kişilere çok teşekkür ediyorum. Saygılar, sevgiler. İsmim Furkan Soy, ismim Köme Ağaç. Oyundaki rolüm Eren'di, Eren rolünde. Arabayı çarpıp babama olanları çaktırmadan arabayı tamir ettirmeye çalışıyordum. İzimi kaybettirmeye çalışıyordum. Güzel bir oyundu. İkinci defa sergiledik. İkinci oyunumuz daha güzel oldu. Buraya gelip bize destek olan herkese çok teşekkür ediyorum. Merhabalar, ben Doğa Korkmaz. Oyundaki adım Aşkın ve Doğa'ydı. Ben bu oyuna çok severek hazırlandım ve bu ikinci çıkışımızdı. Gerçekten çok güzel bir oyundu. Ekip arkadaşlarının hepsini çok sevdim ve çok güzel bir şekilde hazırlandık. Yani umarım size beğenmiştirsiniz. Merhaba, adım Yusuf Özdemir. Kazanamayanlar ve çocuk yetiştirme rollerinde oynadım.
İlk rolümde Bilal Esat adlı kişinin babasıydım. İkinci rolümde kazanamayanlarda kazanamayan bir bireyin çocuğunu canlandırıyordum. Hep beraber çok eğlendik. Çok teşekkürler. Muhammed Efe Özdemir rolümde sürekli kursa giden bir çocuk var. Ve bu yüzden hayattan bıkan bir çocuk var. Oyun çok güzel geçti ve buradan Mehmet Peşket hocamıza çok teşekkür ederim. Ben İbrahim'cim arka bakçı. Biskeçte babayı, biskeçte tamirci oynadım. Yani ağzından sözü yok. Geldi gezine yaptık. Kulağı yaptık. Bunu oynadık. İkinci kez oynuyoruz. Bayağı güzeldi mesela. Daha hatasını. Yani gayet güzeldi. Ben de Faruk Özgür. Ben de bir rolde babaydım. Bir rolde de aynı şekilde baba ve arkadaşımızın oğluyduk. Gayet güzeldi, gayet eğlendik. Gelenlere teşekkür ediyoruz, izleyenlere gelenlere teşekkür ediyoruz. Nehir Türkeş. Bir rolde evin annesiydim, iki rolde de evin kızıydım. Çok eğlendik. İzleyenler de umarım çok eğlenmişlerdir. Fatma Nur Oğuz, Miras Kavgası, Safi Alan ve Yenge ekibinde oynadım. Çok güzel bir çalışma ekibimiz var ve hepsiyle çok güzel bir şekilde hırsla ve mutlulukla, sevinçle hazırlandık. Hepsine de çok çok teşekkür ediyorum ve oyunumuzu izlemeye gelen kişilere de çok teşekkür ediyorum. Adım Muhammed Mustafa Seçkin. Çocuk yetiştirmedeki İbrahim rolünü oynadım, baba rolünü oynadım. Hani biz provalarda çok eğlendik. Umarım gelen seyircilerimiz de sizler de çok eğlenmişsinizdir. Adım Muhammed Furkan Yıldırım. Ben 3 farklı oyunda oynadım. Birisinde evin babasıydım, birisinde ikisinde kılıbık bir kocaydım. Biz hazırlanma sürecimiz çok güzel geçti. Mehmet Peşket hocamıza çok teşekkür ediyoruz bu süreçte. Bizi en iyi şekilde hazırladığı için. Çok eğlendik biz hazırlanırken. İnşallah izleyenler de bir o kadar eğlenmiştir. Ben Zübeyir Fırat. Oyunda bir tanesinde babaydım kazanamayanlarda. Ben yengelere babaydım. Ondan dolayı çok bir şey olmadı. Vallahi hazırlık süreci aceleci ve hızlı geçti. Çok hazırlanamayabilmiş olabiliriz. O da kusurumuz olsun. İyi seyirler, iyi eğlenceler. Ben Furkan Ersen. Oyundaki rollerim biri emlakçı, birisi de kazanamayan çocuk rolünde oynadım. Çalışmalarımız çok zevkli, eğlenceli geçti. Umarım siz de izlerken çok zevk alarak izlersiniz. İsmim Mehmet Peşket. Gerçekten de çok yetenekli arkadaşlarla çalıştık. Burada Hasan Gülpınar hocamın da çok emeği var. Ona da çok çok teşekkür ediyorum. Çok saygılı, sevgili, güzel, yetenekli arkadaşlarla çalışıyoruz. Ve en önemlisi Gölbaşı'nda tiyatroya aç olan çocukları tiyatroya doyurup üniversiteye gönderiyoruz. Ben Gölbaşı'nda hiçbir eğitimini almasam da yanımıza gelen gençlerin, halk eğitime gelen gençlerin tiyatroya doyurup üniversitelere, evlerine gönderiyoruz yani.